Arkadaşlar merhaba, ben Kubilay Sezen, donanım tasarımcısı olarak çalışıyorum. Bugün Filir'in C5 serisi termal kamerasını inceleyeceğiz. Donanım tasarımında yaptığımız kartlarda ya da işte arıza tespiti yapacağımız zamanlarda kartların üzerindeki sıcaklıkları görmemiz gerekir. Ya da işte bir tane kondansatör bozuluk oluyor. Devre enerji verdiğinde kondansatör kısa devreyse biraz ısınır vesaire. Hani oradaki bir sıcaklık farkı görmemiz gerekebiliyor ya da yeni tasarladığımız bir devrede yanlış var mı? Isınan bir parça var mı? Bunlara elle dokunmak sonuçta çalışan devrelerde problem olabiliyor. Ki bir keresinde yaptığım bir devreye bakarken konverterin bobinine elimle dokundum. Daha sonra konverterin işlemcisine de elimle dokunurken yanında feedback dirençlerine dokunmuşum. Feedback dirençleri de 100K 200K civarlarındaydı. Feedback direncinin değerini değiştirdim. Derimin nemiyle, iletkenliğiyle oradaki voltaj bir anda değişti ve çıkışındaki cihazı yaktı. Artık 24 volt mu gitti, kaç volt gitti bilmiyorum. O zamandan beri elle dokunmamaya çalışıyorum. IRE şu hastanelerde ya da işte AVM girişlerinde sıcaklığımızı ölçtükleri zavazingolarla ölçmeye çalıştım. Onu da başarılı olamadım. Onunla ölçüm alamadım. Termal kamera almak aklımıza geldi. Bize bir termal kamera edindik. Piyasayı incelediğimde normal termal kameraların fiyatları çok yüksek mevlalarda. Bundan işte 5-6 önce kurla 40 bin lira, 50 bin lira, 60 bin lira, hani ucu bucağı yok. Benim baktığımda çözünürlük olarak da hani piyasadaki normal modellerden biraz daha iyiydi. Zaten hani bu piyasadaki birçok termal kameranın bu termal sensörlerini de filir yapıyormuş anladığım kadarıyla. Neyse, biz kısaca kutumuzu açalım. Kutumu açtığımda beni direkt ekranda termal kamera karşılıyor ilk katmanda. Kameramızı koyalım, onu koyalım. Termal kameranın Type-C girişi var. Buradan kendi içerisinde bir bataryası var. Telefon gibi yaklaşık 4 saat gibi bir zaman tutabiliyormuş. Üzerinde işte bir tane flaşı var. Termal kamera sensörü. Burada da normal kamerası var. MSX diye bir özellik var. Açtığınızda normal kamera görüntüsüyle termal kamera görüntüsünü üst üste birleştirip farklı bir görüntü açığa çıkarıyor. Onlara da bakacağız birazdan. Daha sonra bunu bir kenara koyalım. Burada bir tane işte USB'den Type-C'ye termal kamera şarj etmek için bir kablo çıkıyor içinden. Bir tane kılıf koymuşlar. Kamerayı koyabileceğimiz. Daha sonra dokümanları var. İşte amcamız teşekkür etmiş. Kalite kontrolünün olduğunu imzalamışlar. Islak imzayla. Bu ne? Filir Studio'nun yazılımını buradan indirebilirsiniz diyor. Burada da okumayacağımız bir kullanım kılavuzu. Şimdi bunları kaldıralım. Termal kameramızı incelemeye geçelim. Termal kameramızın bir tane fotoğraf çekme tuşu var, bir tane de açma tuşu var. Ekranda zaten dokunmatik. Tuşuna basıyorum. Şurada şarj göstergesi gitti. Şu anda benim önümde bir enerji niteli masa var. Masada da şu karşıda ışık var. Kamerada bunun ışığını görebiliyorsunuz. Şurada. Tabi kameraya çıkmıyor da elimdeki kamerada gözüküyor. Işın sıcaklığı fazla olduğu için sanırım içinde led yok da normal akor flamanlı lamba var. O yüzden normalden daha farklı ısınıyor. 30 derecelerde onun kendi sıcaklığı. Şimdi size bahsettiğim modlar kızılötesi modu. Bu sadece işte kızılötesi olarak sensörden, termal imager sensörden aldığı veriyi ekrana basıyor. Üstteki MSX diye bir modu var. Bu modda da resmin üstüne bindiriyor termal kamera verilerini. Fakat bu modda ben bir tane kart incelediğimde bir tane direncin ısındığını kendim görüyorum. Pardon, diyotun ısındığını kendim görüyorum. TVS diyot kısa devre olmuş. Fakat buradaki görüntü de böyle 1 milim 2 milim yanda gözüküyor. Diyotun üzerine düşürmüyor görüntüyü. O yüzden ben bu modu kullanmadım. Kızılötesi modunu kullandım. En azından hani o bölgedeki bir sıcaklığın
farkına varabiliyoruz. Daha sonra ölçüm için şu şekilde işte noktalar bırakabiliyoruz. Bu en çok sıcak noktayı ve en az sıcak noktayı ekranda gösteriyor. Diğeri de orta noktayı gösteriyor. Bu şekilde noktaların hareket edebileceği alanı değiştirebiliyorum. Bu şekilde noktaların nokta sıcaklıkları da buralarda yazıyor zaten. Mesela böyle sabit tuttuğumda oradaki akkor filamanlı lamba bulunan ışığın sıcaklığını gösteriyor. Maksimum 30 derece. Kırmızı olan maksimum, mavi olan minimum. Daha sonra cihaz Wi-Fi'ye bağlanabiliyor. Galerisi var işte. Bir tane resim çekelim. Buranın resmini çektiğimde şuradan medyaya tıkladığımda resme gidiyorum. Resmi büyüttüm. Bu termal görüntü. Termal sensörün çektiği görüntü. Yanında da normal kameranın çektiği görüntü var. Şöyle. O bahsettiğim ışık da şurada görüyorsunuzdur. Daha sonra burada neler paylaşmış? Termal çözünürlük 160'a 120 piksel. Dijital çözünürlük de 640'a 420 piksel. Emisyonun ne olduğunu tam bilmiyorum. Diğer ayarların. Uzaklık ayarı var. Buradaki uzaklık ayarı da sanırım işte daha optimize ölçümler almayı sağlıyor. Çok bilmiyorum. Ben sıfır aldım. Çünkü yakın şeyler ölçüyorum. Bu kart ile oradaki komponent iki görüntüyü birleştiriyor dedim ya. Buradaki sorun için servisini aradım filerin. Türkiye servisini. Dediler ki 50 santim uzaktan çekmen gerekiyor. Büyük ihtimalle orada bir problem oldu. Benim ölçüm konusunda bir yanlışlığım oldu diye düşünüyorum. Şimdi ben bu kamerayla bir tane elektronik kart üzerinde işte bir tane direnci ya da işte bobini ısıtıp bunu ayırt edebiliyor muyuz ya da ne kadar ayırt edebiliyoruz, fark edebiliyoruz. Bunlarla ilgili işte birkaç deneme yapmak istiyorum. Kartın belli başlı noktalarına tel bağlayacağım. Oradaki dirençleri, kondansatörleri ısıtmaya çalışacağım. Tamamdır. Şimdi termal kameramızla görüntülemeye geçebiliriz. Buradaki bobinime ben enerjiyi vereceğim. Önce bobinden başlayalım. Şimdi ölçüm alanımı kısalttım. Örnek noktaları şu anda kartı biraz algıladı. Güç kaynağımın gücünü açtım. Biraz uzak tutmam gerekiyor tabii. Biraz daha akımı arttırıyorum. Bobin ısınmadı ama kablonun ne kadar ısındığını görüyorsunuzdur çizgi şeklinde. Şurada bir resim çekeyim. Bobin hafif hafif ısınmaya başladı bakın şurada. Zaten kablo çok ısındı şu anda, güç kesildi. Ama krokodiller çok dandik. Şu diplerinden çok çabuk oksitlenip iletimi kesiyorlar. Ben de bu kafaları alıp kendim yapmayı tercih ediyorum. Öyle daha sağlam oluyorlar. Gücü ben dışarıdan teli doladım. Bakın çalıştırdığımda sıcaklık gittikçe artmaya başladı. 5 amper 1 volt gibi yaklaşık işte 5 watt yakın bir güç harcanıyor şu anda. Akımı 300 miliamper mertebelerine getiriyorum. Şimdi bir tane direnç üzerinde 1206 kılıf, 1206 değil daha büyük bir direnç üzerinde
denemek istiyorum. Akımı arttırdığımda şurada bir nokta belirdi. Yine propların uçları sıcak, akım geçtiği için. Diğer modları deneyelim bir de. Ölçümü alırken. Ben performans alamadığım diğer moddu bakın. Arkadaki resimle termal kameranın görüntüsünü birleştiriyor bu modda da. Yani şu anda ısınan direnç yukarıda. Ama o bir tık altının ısındığını söylüyor. Orada bir kayıklık var. Gerçekten hani orada farklı bir şey ısınmıyor aslında. Böyle uzaktan tuttuğumda fotoğraflarını çekeyim. Zaten hani yetkili servisi de bunun 50 santim uzaklıktan minimum bakılması gerektiğini söylemişlerdi. Yaklaşık 50 santim diyebiliriz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.